Herkese merhaba. Alcatel'in geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmış olduğu orta segment Android telefonu Alcatel OneTouch Idol 2 bir süredir Türkiye piyasasında. Vodafone tarafından bu telefon hem peşin hem de tarife ek aylık ödemelerle müşterilere sunuluyor. Alcatel OneTouch Idol 2 barındırdığı teknik özellikleri itibariyle söylediğimiz gibi orta segmente mensup olan bir akıllı telefon. Telefonda 5 inç ekran var. Bu ekran 540'a 960 piksel çözünürlüğe sahip. IPS LCD ekranın görüş açıları fena sayılmaz. Parlaklıkta tatmin edici seviyede. Biraz renk doygunluğu aşırı kaçıyor. Sıcaklığı, renk sıcaklığı çok fazla. Bu biraz rahatsız edici olabiliyor. Ancak genel olarak konuşacak olursak bu telefonun ekranı kendisi için verilen değerin karşılığını yeteri kadar veriyor gibi gözüküyor. Film izlerken, oyun oynarken, Android kullanıcı arayüzünde gezinirken bu ekran yeteri kadar iş görüyor. Bu konuda söylediğim gibi ideal değil, çok yüksek seviyede değil ancak bu ekran kalite bakımından, deneyim bakımından ortalamayı tutturmayı başarıyor. Devam edelim ekrandan bahsettikten sonra tasarıma bakalım. Alcatel OneTouch Idol 2'nin IPS LCD ekranının etrafını dar bir çerçeve çevriliyor. Bu çerçevede gördüğünüz gibi altta ekranın altında kapasitif dokunmatik fiziksel navigasyon tuşları yer alıyor. Üstte de 2 megapiksel kamera, izohoparlörü ve sensör görüyoruz. Telefonun metalik görünümlü bir çerçevesi bulunuyor etrafını çevrilen gördüğünüz gibi. Bu telefona biraz daha şık bir hava katıyor gördüğünüz gibi. Sağ kenarda ses tuşları ve güç butonu bulunuyor. Alt tarafta hoparlör ve micro USB portunu görüyoruz. Sol kenarda SIM kart yuvası var ve yine micro SD kart yuvası, 32 GB'a kadar destekli micro SD kart yuvası gördüğünüz gibi yan yana sıralanıyor. Üstte de gördüğünüz gibi 3.5 mm kulaklık jack'ı ve ikinci mikrofon yer alıyor. Böylelikle Alcatel OneTouch Idol 2 gürültülü ortamlarda karşı tarafa sizin sesinizi oldukça net şekilde ortamın gürültüsünden arındırılmış şekilde sunuyor. Devam edelim. Telefonda 1.3 GHz çift 4 çekirdekli işlemci bulunuyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza mevcut. 8 GB çok yeterli sayılmayabilir ancak 32 GB'a kadar destek microSD kart yuvası sayesinde depolama alanı arttırmak, çekeceğiniz fotoğraflar, videolar veya depolayacağınız şarkılar, fotoğraflar veya videolar için yeteri kadar alan açabilirsiniz. Android 4.2 Jelly Bean geliyor telefonda. Bu açıdan biraz handikap durumu söz konusu. Bu segmentte telefonlarda KitKat'ı görmeye başladık bile. Alcatel OneTouch Idol 2'nin Jelly Bean'in çıkması kullanıcıları çok fazla memnun etmemiştir. Ancak Jelly Bean ile KitKat arasında öyle çok çok büyük farkların olmadığını söylemek gerekiyor. Tabii KitKat aldığında bu telefonun performansı biraz daha artabilir. Şu anda AnTuTu benchmark yapmamız bir testte 17.000 seviyelerinde bir puanla karşılaştık. Bu da Alcatel OneTouch Idol 2'nin 2012'nin üst sınıf Android telefonuna eşdeğer seviyede bir performans sunduğunu gösteriyor. Tabii ki KitKat'la birlikte biraz daha performans yukarıları çıkarılabilir. Yüklenen uygulamaya baktığımızda Vodafone'un çeşitli uygulamalarının bulunduğunu görüyoruz. Zaten bir Vodafone telefonu doğal olarak Vodafone uygulamalarının yüklü olarak gelmesi, önceden yüklü olarak gelmesi normal Vodafone'un sattığı bir telefonda. Avantaj cepte, cep cüzdan, cep sağlık, mobil TV, self servis gibi Vodafone uygulamalarını, Vodafone tarafından geliştirilen uygulamaları bu telefonda görüyoruz. Aynı zamanda yine Google'ın uygulamaları da, çeşitli uygulamaları da bu telefonda mevcut şekilde geliyor. Bunlar da gördüğünüz gibi Google hizmetleri altında ana ekrandan ulaşabilecek halde sunuluyor. Bunun dışında çeşitli araçlar var. Gördüğünüz gibi barkod tarayıcısı ve bunun gibi çeşitli araçları, Wi-Fi transfer ve benzeri araçları görüyoruz. En yüksek tasarruf adı verilen bir mod var. Bu tasarruf moduna aldığınızda telefon sadece 4 ana işlemi gerçekleştiriyor. Telefon görüşmesi, bunun dışında kişi rehberine, mesaj iletişim ve takvime erişim var. Ekran parlaklığı da gördüğünüz gibi bir hayli kısılıyor. Böylelikle Alcatel OneTouch Idol 2'nin pili azaldığında biraz daha sizi götürecek bir güç oluşturmuş oluyor. Biraz daha pil idealli kullanılmış oluyor. Bildirim tepsisi içerisinde yer alan en yüksek tasarruf moduna çık dediğinizde de bu tasarruf modu kapatılıyor ve telefon normal şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Devam edelim. Arkada 8 megapiksel kamera var ve hemen altında flash dikkat çekiyor. Bu 8 megapiksel kameranın yönetimi kamera uygulaması yardımıyla, ana ekrandan ulaşabileceğiniz kamera uygulaması yardımıyla gerçekleştiriliyor. Basit bir kullanıcı arayüzü var. Ekran kontrolleri görüyorsunuz. Kontroller sol taraftan ulaşılıyor. HDR modu var, panorama gece modu gibi modlar var. Bunun yanı sıra yüz algılama gibi bir özelliği de görüyoruz. Öndeki kamerada 2 megapiksel çözünürlük desteğine sahip ve bu kamerada selfie'ler için ideal gözüküyor.
Ve bu gördüğünüz gibi bu kameranın da farklı çekim modları bulunuyor. Tekrar arka kameraya dönelim. Video tarafına baktığımızda da Alcatel Vantage Ultra'nın video çekiminde fazla bir şey sunmadığını görürüz. Video kalitesinde süper iyi normal var ancak bunların çözünürlüğünün ne olduğu belirtilmemiş. Bu şekilde sade bir kullanıcı arayüzü var, kamera arayüzü var. Çekilen fotoğraflarında tatmin edici derecede bu telefon için, bu telefonundan beklenen düzeyi karşılayacak derecede olduğunu görüyoruz Vantage Edo 2'nin. Vantage Edo 2'nin arka kapağı yerinden çıkarılamıyor. Bu da bataryanın sabit olduğu anlamına geliyor. Beyaz telefon gördüğünüz gibi oldukça çekici gözüküyor. Yumuşak bir yüzeye sahip. Yüzey kiri hafif de olsa tutuyor ancak çok da rahatsız edici bir durumun olmadığını söylemek gerekiyor. Tasarımla ilgili olarak da bu ayrıntıyı sizlere vererek bu videoyu sonlandıralım. Alcatel Vantage Idol ile ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.